Önder öğretmenlerden Feyzullah Ertuğrul'dan söz etmek istiyorum. Feyzullah Ertuğrul 1926 yılında Muğla yatağının küçük bir köyünde doğdu. İzmir Kızılçınlı Öğretmen Köy Enstitüsü'ne gitti. Köy Enstitüsü'nü bitirdi. Yatağın çevresindeki köylerde öğretmenlik yaparken Gazi Eğitim Enstitüsü'nü kazandı. Mustafa Necati'nin açtığı ve Cumhuriyet'in eğitiminde çok işlevi olan bir okul bu. Gazi eğitimde müfettiş olarak görev aldı. Öğretmen örgütlenmesi için 1945'ten hemen sonra yoğun çalışmalar yaptı. Ege illerinin öğretmenlerini örgütlemeye çalıştı. Başka örgütleyici örgütleyici öğretmenler Türkiye'nin değişik yerlerinde yerel örgütler kuruyorlardı. Daha sonra bu örgütler Türkiye Öğretmenleri Milli Federasyonu adı altında birleşerek federasyonda toplandılar. Öğretmenlerin seslerini 1949'dan itibaren duyurmaya, etkili olarak duyurmaya başladılar. Feyzullah Ertuğrul bu öğretmen örgütünün genel merkez yönetiminde çalıştı. Öğretmen haklarının alınması, layık e, demokratik eğitimin yaygınlaşması yolundaki çalışmalarından dolayı sürgünler başladı. Sürgünlerle başa çıkamadığı için öğretmenlik görevini bırakmak zorunda kaldı. Ankara'da iş aradı, buldu bir işte uzunca bir süre çalıştı. 1961 Anayasası memurlara gremsiz toplu sözleşmesiz sendika hakkı tanıdı. Öğretmenler 1965 yılında TÖSÜ kurdular. Türkiye Öğretmenler Sendikası'nı Öğretmenler Sendikası'nda bir süre başkanlık yaptı. Değişik dönemlerde de yönetim kurulunda çalışmalar yaptı. TÖS Türkiye'de en geniş katılımlı ve en uzun süreni öğretmen grevini Türkiye çapında yapmayı başardı. 1969 yılında 75 bin öğretmen ki öğretmenlerin toplam öğretmenlerin yüzde 60'ının üstünde bir sayıyla 75 bin öğretmen greve katıldı. İsteklerden grevde öne sürülen öğretmen ve eğitim isteklerinden bazıları kabul edildi. Bu arada 12 Mart askeri darbesi darbe sonunda köz kapatıldı. Köz'ün Feyzullah Ertuğrul'dan sonra Fakir Baykurt Başkanı olmuştu. Fakir Baykurt TÖS yöneticileri Türkiye'de aydınlar. 3500'ü aşkın TÖS'lü öğretmen, şube yöneticisi ve benzeri hapse atıldı. Uzunca bir süre hapiste kaldılar. Feyzullah Ertuğrul'da bu e, hapishaneden payını aldı. Köş kapatıldı. 1971 yılında artık sendika yok memurlar için Türkiye öğretmenler Birleşme Dayanışma Birliği kuruldu birlik diyemezsiniz dedi devlet. Birlik yerine dernek dendi. Türkiye adını kullanamazsınız. Bir kuruluşla Türkiye adı bakanlar kurulunca verilir dendi. Ad yine değişti. Tüm öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği adını aldı. ...çalışmalar yapmaya başladı... E, ...Feyzullah Ertuğrul... ...bu çalışmalarında yoğun olarak... ...içinde... ...1975 yılı... ...Milliyetçi Cephe Hükümetleri... ...Milliyetçi Cephe Hükümetleri'nde... ...yoğun... ...sürgünler... ...işten çıkarmalar... ...yoğun baskılar... ...bir de... En büyük baskı ki bu Cumhuriyet tarihinin ayıplarından birisidir. Ceza yasaları düzenlenirken Cumhuriyet'in kuruluşundan 10 yıl kadar sonra İtalya'dan ceza yasaları alınıyor, İtalya'dan alınan ceza yasalarını düzenleyen e, faşizmin İki büyük babasından birisi Mussolini yasaları bunlar. Bu yasalardan iki madde ceza yasalarımıza ekleniyor. Meşhur 141. madde ve 142. madde. Bu maddeden aydın olan, yazar olan, sanatçı olan, hak, arayan insanların e, soruşturma geçirmeyeni ceza almayanı kalmamıştır Yılmaz Güney Kemallerimizden Yaşar Kemal Orhan Kemal Kemal Tahir Aziz Nesin Sabahattin Ali'den tutun hemen birçok yazarımız aydınımız bu maddeler dolayısıyla ceza almıştır. Ben de birkaç kez bu maddelerden yargılandım. 12 Eylül Kenan Evren Köbder Genel Merkez Yöneticilerini ve birçok aydını tutlattığı, hapse attığı bir de yargılama başlarken notuk çekti. Bunlar dedi vatan haini öğretmenler ve en ağır cezaya çarptırılacaklar. Biz Mava hapishanesinde ben Töbder Genel Merkez yöneticisiydim. Feyzullah abi de 142. maddeyi ihlalden bir yazısından dolayı getirdiler. Birlikte hapiste yattık o daha erken çıktı. Dostluğumuz daha önceden başlamıştı. Dostluğumuz devam etti. Ailecek görüştüğüm, çok değer verdiğim, çok yararlandığım bir büyüğümüzdü. 12 Eylül köplerin mallarını aldı ve o günden bu yana mal varlığını geri almak için ...başvurulmadık... ...hukuk yolu kalmadı... ...en sonunda... ...şu anda köplerin... E, ...yüzü aşkın... ...gayrimenkulünün... ...geri alınması... ...ve eğitim amaçlı... ...kullanılması için... ...tabii ki layık demokratik eğitim için... ...çabalar devam ediyor... ...Fezullah abi... ...köplerin... ...kösün kapatılmasının ardından ilerlemiş yaşına karşın ortalığa döküldü ve eğitimciler derneğinin kurulmasını başardık Feyzullah abi eğitimciler derneğinin genel başkanlığına seçildi yazdığı kitaplardan bana Yazdığı bir notu kısaca okuyacağım. Can dostum Hasan Yiğit'e özlem dolu on yılların ötesinden sevgiyle saygıyla fezullah Ertuğrul kitabı Hasan Ali Yücel ve daha başka bizlere kitaplar bıraktı. Işıklar içinde uyusun. <laughs>